Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Frankfurter Allgemeine, Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği ile ilgili hayal kırıklığını bildirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri şekillendirecek vizyondan yoksun olduğunu belirterek, "Neden hiçbir yerde ilerlemeler kaydedemediğimizi merak ediyorum. Bunun nedeni sadece Türkiye olamaz. Avrupa Birliği, güçsüz ve plansız," ifadesini kullandı Kalın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi çerçevesinde yaptığı görüşmeleri övdü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeleri de öne çıkardığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye ilişkin sonuçları ise eleştirdiği aktarılan haberde, Kalın'ın bu sonuçların Ankara'nın, beklentilerinin çok altında kaldığını ifade ettiğine dikkat çekildi. Eylül'de yapılacak zirvenin beklenilmesi gerektiğini belirten Kalın, ancak buradaki beklentilerinin de düşük olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra stratejik öngörü sahibi politikacı olan Merkel'in veda edeceğini, ancak onu kimin takip edeceğinin bilinmediğini aktaran Kalın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik eleştirileri de reddetti. Avrupa Birliği'nin gelecek 3 yıl içinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Suriyeli mültecileri desteklemesine ilişkin, her bir sene için yalnızca 1 milyar avro sağlamak istemesini hayal kırıklığı olarak nitelendiren Kalın, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki koridorda yerlerinden edilmiş milyonlarca insan sayılmazsa, 3,7 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'de yaşadığını, buna ek olarak Afganistan gibi ülkelerden de yüz binlerce sığınmacının bulunduğunu hatırlattı. Taleplerin sadece bütçelerle ve sayılarla ilgili olmadığını, aynı zamanda doğru siyasi katılımla ilgili de olduğunu vurgulayan Kalın, Avrupa Birliği'nin 2016'daki birinci göç mutabakatında vaat ettiği yakınlaşmayı yerine getirmediğini kaydetti Kalın, bunun üst düzey görüşme formatlarını, eskimiş gümrük birliğinin yeniden müzakere edilmesini ve vize muafiyetini içerdiğine dikkati çekti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.